Kohut'un temel kavramı kendiliği yaklaşımının merkezine oturtması. Kohut'a göre kendilik psikanalitik yapı içinde ortaya çıkar. Bir taraftan ruhsal aygıtın soyut bir parçası gibi kavramsallaştırılabilir. Diğer taraftan da deneyimlenen veya hissedilen bir boyutta bulunmaktadır. Kendilik böylece Kohut'a göre zihnin id, ego, süperego gibi bir aygıt olmamakla beraber yine de zihninde bir yapı olarak ortaya çıkacaktır. Bu da ilginç bir şekilde çağdaş nörobilim yaklaşımıyla tutarlı bir durum gösteriyor. Bunu daha sonraki bölümlerde gözden geçireceğiz. İkinci derste. Çünkü self'in de yani kendiliğinde bir içgüdüsel enerji yatırımı vardır. Sürekli ve tutarlı söz konusudur. Kendilik tasarımlarımızın ruhsal bir yerleşimi vardır. Kendi idimizi, egomuzu veya süperegomuzu tanımlarken aynı zamanda da kendi tasarımlarımızdan bahsetmiş oluyoruz. Kendimizle ilgili onlarca kendilik tasarımımız var. İşte bunlar işte aciz, zavallı, büyüklenmeci, korkak, cesur, başarılı, başarısız vesaire gibi. Ego durumlarına benzer şekilde cereyan eder. İç içe zamanın sürekli birbirini etkileyerek hayatlarını sürdürürler. Ve gerekli ihtiyaç duyulduğu anda kendilerini ortaya çıkarırlar. O halde kendilik nesne tasarımlarına benzer bir şekilde zihinsel aygıtın bir içeriğidir. Ama zihin aygıtlarından biri değildir. Yine bu yapısalcı anlayışa göre. Gelişimin erken evrelerinde ilkel kendilik ve ilkel nesne tasarımları iç içe. Bunu daha önceki derslerden biliyoruz. Narsisinde kendilikten ayrı yaşanamayan ilkel nesne tasarımları mevcuttur. Yer yer kendilikle nesne iç içe geçmiştir. İlkel kendilik ve nesne tasarımları da iç içedir. Ancak bazı alanlarda güçlü ve olgunlaşmış kısımlar bunlarla bir arada varlığını sürdürmektedir. Yani sonuçta ilkellik ve gelişmişlik yan yana durmaktadır ve gelişmeye devam etmektedir erken dönemde. Psikoz ve sınır durumdan farklı olarak Kohut'a göre narsistik yapılar entegre olmuş bir kişiliğe sahiptir ve birleştirilmiş, idealize edilmiş güçlü nesnelere sahiptir. Şu andaki anlayış bu değil biliyorsunuz. Psikoz ve narsizm arasındaki ilişkiye Kohut yaklaşımıyla bakalım. Aktarım sürecindeki gerilemelerde narsizmin bütünlüğünün bozulması, arkaik narsistik durumlara gerileme, arkaik kendilik ve nesnelerin de yıkılması ki bu psikoza giden bir durum. Ve son olarak arkaik kendilik ve nesnelerin tekrar ikincil olarak yeniden oluşum süreci aşamaları gözlemlenmektedir. Narsisizmin tedavisinde aktarım sürecindeki gerilemeler psikotik düzeye gelse bile bu durumu gözlemleyebilen ve irdeleyebilen bir taraf sağlam olarak kalmaktadır. Psikozlarda ise tabii bu durum söz konusu değildir. Şu deminki konuda ise psikoz bir sınır durumdan ayırıyor Kohut narsisizmi. Ancak çağdaş yaklaşım daha çok Kernberg'in önerdiği şekilde narsisizmi de borderline kişilik organizasyonunu bir parçası olarak görmek genel kabul gören bir eğilim. Yani benim ve işte burada kullandığımız yaklaşımda daha çok bunu öne alıyor, kullanıyor. Narsizmin psikotik düzeyinde gözleyici ben bozulur, beden duyumunda bozukluklar meydana gelir, kendini algılamada bozukluklar olabilir, dilde bazı bozukluklar olabilir, somut düşünce tarzı olabilir. Sentetik eş duyumlu düşüncenin yarılması veya kopması ortaya çıkabilir. Burada Kohut'un bir şeması var. Normal kendilik ve nesne ilişkileri. Kendilik olumlu, kendilik saygısının olgun bir biçimi var. Kendine güven söz konusu. Nesne ise başkalarına duyulan hayranlığın olgun biçimi ve heves duyma yetisi söz konusu. Narsistik durumdaysa tek bence ilgi çekme talepleri var. Büyüklenmeci kendilik aşamaları görülebiliyor. Nesneyle ilişkisi ise güçlü nesneyle kaynaşma ihtiyacı var. İdealleştirilmiş ebeveyn imgesi aşamasında bir saplanma söz konusu. Ağır narsizmde ise
Büyüklenmece kendilik çekirdeği parçaları var ve hipokondriye var. Burada gördüğünüz gibi Ekot narsizmi ikiye ayırıyor. Bir tanesinde bölme var, bir tanesinde yok. İşte ama demin bahsettiğim çağdaş anlayışta bu tek bir, yani bölmenin olmadığı, kendilik ve nesne parça birimlerinin olduğu bir yapı olarak aslında artık genel bir kabul var. Ağır narsizmde nesne ise idealleştirilmiş tüm güçlü nesne çekirdeği parçaları, bağlantısız mistik, dinsel duygular, belirsiz bir takım duygular, huşu duyguları gibi duygular söz konusu. Psikozsa büyüklenmeci kendiliğin sanrılı yeniden kuruluşu söz konusu. Soğuk, paranoid bir büyüklenmecilik var. Tabii psikozda her şey gerçeklik duygusunun tamamen dışında cereyan ediyor. Nesne ise tüm güçlü nesnenin yeniden kuruluşu. Güçlü, zulmedici, etkileyen bir nesne söz konusu. Narsistik kişilik bozukluklarının analizinde en ağır gerileme yönündeki sanımlarda bazen psikotiklerin bir takım belirtileri olabiliyor. Bunlar sanrılar ya da varsanılar gibi görüngüler olabilir. Ancak bunlar geçicidir narsizmde. Psikoza doğru bir geçiş olmadıysa. Şizoid kendilik problemleri, bozuklukları ve narsizm ilişkisine bakacağız. Şizoid kendilik bozukluğu bir savunmadır. Narsistik zedelenme sonucunda çok ilkel yapılara gerilebileceği bilinç dışı kaygısını hisseden danışanda şizoid savunmalar ortaya çıkabilir. Narsistik kişilik bozukluğunda bu durum söz konusu olmadığından insan arasındaki ilişkiye mesafe koymayacaklardır. Şizoid savunması olan insanlar narsistik incinmeye karşı kontrolsüz regresyon uygulayabilecekleri kaygısıyla bu mesafeyi kullanırlar ve tedbirli davranırlar. Kendilerini izole ederler, ilişkilerden çekilmeye gayret ederler ve sanatsal alanlara da yönelebilirler. Ya da izole hayat tarzlarına yönelebilirler. Danışan terapiye nasıl gelir? Genellikle temel problemleri, gerçek problemleri sebebiyle başvurmaz. Bir takım ikinci şikayetleri sebebiyle başvurur. Ve bu şikayetlerde de bir belirsizlik vardır. Önemli problemler örneğin meslek yaşamındaki işte tıkanma, durgunluk, kriz ya da cinsel problemlerinden bahsetmeyebilirler genellikle. Bunun yerine belli belirsiz yaşadığı ama tüm hayatına yayılabilen bir boşluk ve depresyondan şikayet edebilirler. Bu duygular diğerlerinden farklı olarak, psikozdan ya da işte sınır bozukluklardan farklı olarak narsistik aktarım yerleşmez, terapistle kurduğu narsistik aktarım yerleşmez, ortadan kalkacaktır. Kırılma olduğunda, bir kriz yaşadığında, bütün ilişkisel alanlarda olabilir bu işte, evde ya da yakın çevresinde, ailesinde bu durum daha çok daha şiddetli olarak gelişecektir. Burada boşluk ve işe yaramazlık hali, narsizmin o kriz döneminde görülen egoda bir tükenme olduğunu gösterir. Ego yeni girişimlerden kaçınır. Çünkü arkaik bir büyüklenmeci kendiliğinin gerçekçi olmayan taleplerini kendisinden uzakta tutmaya çalışmaktadır. İkinci olarak da kendine saygıyı destekleyecek güçlü bir nesneye duyulan aşırı açlığı yine kendisinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Danışanın herhangi bir kırılma veya incinmeyle karşılaştığında kendini çok kötü hisseder ve tükenmişlik duygusu yaşar. Bu dönemde hipokondrik şikayetler veya vücuduna olan ilgi ve odaklanma artabilir. Bu da tabii günlük hayatta nasıl görüyoruz bunu? Çok kendine güvenli, çok güçlü görünen bir insan basit bir herhangi bir işte görülebilen, özellikle işte kurumsal yerlerde görülebilen basit bir kırılmayla ya da işte basit bir terfi kaybıyla, terfi durmasıyla kendini kıyasladığı herhangi bir şeyle olan işte kendini geride tutma duygusuyla, geriye itilmiş olma duygusuyla bütün o mükemmel grandiyotesi tükenmişse de yer değiştirebilir. Bu da çok enteresan bir durum olarak çevresine yansır tabii. Narsizmin kliniğine bakalım.
cinsellik anlamda normal dışı fantaziler ve cinselliğe ilgi duymama ortaya çıkabilir. Sosyal alanda çalışamama, anlamlı ilişkiler kurup sürdürememe, görevi ihmal etme ya da suç sayılacak etkinlikler gösterebilirsin hastalık klinik. Diğer yandan kişilik özellikleri olarak da nükteden yoksun olması, başkalarının gereksinimlerini, duygularını anlayaması, yani empatisinin olmaması, ilişkilerde dozunu kaçırması, denetimsiz öfke nöbetleri gibi bir takım duygu patlamaları yaşayabilmesi ve işte yalancılık gibi bir takım şeyler gösterebilmesi söz konusu olabilir. Bu da nevrotik aktarımdan narsizmi nasıl ayırabiliriz? Nevrotik durumda psikopatoloji kendilikte ve arkaik kendilik nesnesinde değildir. Çünkü nevrotik bildiğimiz gibi bütünleşmiştir. Artık bir bölme söz konusu değildir. Sınırları bellidir, bütün bir kendiliği vardır. Kendinden tamamen ayrılmış olan çocukluk nesnelerine yönelik libidinal ve saldırgan yönelişler arasında yapısal bir çatışma söz konusudur. Bu da tabii yapısal teorinin izlerini net olarak görüyoruz. Narsistik kişilik bozukluğunda ise asıl patoloji kendilikle arkaik narsistik nesnelerle ilişkilidir. Bu narsistik kümelenmelerle narsizm alanındaki psikopatolojik nedenler arasında iki çeşit ilişki söz konusu olabilir. Birincisi yetersiz yatırım. Bu bir parçalanma duygusuna, defragmantasyon anksiyetesi denen duruma sebep olabilir. İkincisi ise yatırım yeterli olsa bile kişiliğin diğer alanlarıyla entegrasyon içinde değildir. Yani burada bir sahaya, alana, kendiliğe bir bölme hakimdir. Yüklenmeci kendilik inşası nedir? Çocuk doğuştan sonraki evrede primer narsisimdedir. Bu doğal ve geçilmesi gereken bir evre. Burada çocuk bakıma muhtaçtır ve bakım genelde işte kendilik nesnesi olan, bakım veren nesne olan, bağlanma nesnesi olan anne tarafından gelir. Tabii bu cinsiyetle ilgili bir şey değil. Orada baba varsa ve bu rolü oynayabiliyorsa o da bunu yapacaktır. Annenin, biz yine bunu anne olarak devam ediyoruz. Annenin bakımındaki bu kaçınılmaz yetersizlikler, yani çocuğu hissettirdiği o psikolojik alanı doldurmadaki yetersizlikler birinci narsizmin dengesini bozar. Ve çocuk bu mükemmelliğe tekrar ulaşmak için yüklenmeci ve teşhirci bir kendilik imgesine ihtiyaç duyar. Bununla ilerlemeye başlar. Bebeğin yaşadığı veya tecrübe ettiğini sandığı eski mükemmelliği hayran olacağı tüm güçlü geçiş nesnesi niteliği taşıyan bir kendilik nesnesine devreder. Bu nesneye de idealist denilmiş, ebeveyn imgesi denir. Uygun bir ortam varsa ilkel bir yüklenmeci kendiliğin teşhirciliği iyileşecektir. Ve sonunda bütün yapı erişkin kişiliğimizle bütünleşerek tutku ve amaçlarımızın, etkinliklerimizden alacağımız zevkin ve kendimize duyduğumuz saygının içgüdüsel enerji kaynağı olur. Yani aslında pozitif bir sonuca yol açabilir. Aynı elverişli uygun ortamlar altında yani narsizmin ortaya çıkmasının engellendiği ya da böyle bir riskin olmadığı durumlarda idealleştirilmiş ebeveyn imgesi erişkin kişilikle bütünleşir. İdealleştirilmiş üst benimiz olarak içe atılır ve ideallerinin yol gösterici önderliğiyle ruhsal örgütlenmemizin bir bileşeni haline gelecektir. Ayrıca eğer çocuk hayranlık duyduğu ebeveyninden örseleyici bir düş kırıklığına uğramışsa, idealleştirilmiş ebeveyn imgesi de değişmemiş biçimiyle korunur. Gerilim düzenleyici bir ruhsal yapıya dönüşmek ya da ulaşılabilir bir iç atım statüsü kazanmak yerine arkaik yani ilkel geçişsel bir kendilik nesnesi olarak kalır. Bu da narsistik sürecin sürdürülmesi için gereken durumdur. Narsizmdeki aktarımlara bakalım. Bir tanesi idealleştirme aktarımı, ayna aktarımı, terapistin karşı aktarımı ve terapistin tepkileri olarak dört tane. Kendilik psikolojisine göre idealleştirme aktarımına bakalım. Psikoterapi süreci içerisinde idealleştirilmiş ebeveyn imgesinin etkinleşmesine idealleştirme aktarımı denir. Burada bahsedilen aktarımı yöneldiği insan tabii ki terapisttir. Bebeklik döneminde çocuk kendini dünyanın merkezinde hisseder. Bu primer narsizm dönemi. Dünyayı kendisinin şekillendirdiği varsayımı içindedir. Evet, bu primer narsizmdir. Egonun gelişimiyle birlikte bu gücünü kaybedecektir. Bu da doğal bir gelişim olarak ortaya çıkacaktır. Kaybedilen gücün yerine idealleştirilmiş
ebeveyn, anne baba imgesi çocuğun bunu ikame etmesine sağlar. İlkel düzeydeki bu zihinsel tasarım omnipotent gücünün devredildiği bir konteyner, bir geçici yapı yaratır. Bu da idealleştirilmiş ebeveyn imgesidir. Bu nedenle çocuk bu dönemde ebeveyne muhtaçtır. Çünkü bütün güç ve mutluluk artık bu nesnede bulunmaktadır. Terapi sürecinin alınan danışan regresi olduğunda erken çocukluk dönemi şemaları aktifleşecektir. Bu dönemde danışanı anlayabilmek için terapistin de erken çocukluk şemalarını belli ölçüde hatırlayabilmesi, o duyguya gidebilmesi çok önemlidir. Empatinin gerçekten hissedilebilmesi için terapistin kendi erken şemalarıyla ilişkiye geçebiliyor olması gereklidir. Danışanın erken çocukluk deneyimlerine terapistin eş duyum yapabilmesi için erişkin düşünce ve kalıplardan sıyrılması, mümkün olduğu kadar kendi erken çocukluk deneyimlerine eş duyum yapması gerekecektir. Bu durumda bile danışan ile aynı paralellikte eş duyum yapmakta yetersiz kalabiliriz. Çünkü danışanın yaşantıları bu manada çok özeldir. Erken çocukluk döneminin düşüncelerine değil, duygusal akışlar, gerilimlerin yaşantılanması ve gerilimlerin yatıştırılması üzerine odaklanmak gerekir. Tabii bu, biliyorsunuz bu genel bir kavram. Her türlü psikoterapide odaklandığımız şey düşünceler değil, dinamik çalışıyorsak. Duygusal akışlar, bu gerilimler, gerilimlerin yatışması ve o duygusal akışın nasıl cereyan ettiğidir. Terapide canlanan idealleştirilmiş ebeveyn imgesini kavrayabilmek için danışanın getirdiği düşünsel içeriğe değil, çocuksu duygulanımın kaynağına bakmak gerekir. Terapistin kavraması çocuğun bu dönemdeki düşünsel içeriğine değil, çocuğun zihinsel aygıtının ruhsal durumuna ya da koşullarına ilişkin olmak durumundadır. Nasim'in kliniğine bakalım. Birincisi libido azalması belirtileri. Bunlar silik depresif belirtiler olarak görülebilir. Enerji tükenmişliği olabilir, arzu eksikliği olabilir. Çalışma kapasitesinde düşüklük gösterebilir ve yaratıcılığın azalması görülebilir. Kendilik saygısı belirtilerindeki değişmeler. Kendilik saygısı azalabilir. İncinebilirlik eksikliği, bir küntlük ortaya çıkabilir. İlgisizliğe tahammülsüzlük görülebilir. Önemsediklerinin ilgi eksikliğine karşı aşırı duyarlılık olabilir. Ve son olarak onay merkezleri bulundurma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Narsistik akış süreci. Önce değerli hissetmek gayreti, sonra değerliliği onaylayacak nesneler oluşturma ihtiyacı. Bu nesnelerden onay alma zorunluluğu ve böylece bunu aldığı zaman kendini sağlam, güçlü ve yaratıcı hissetme gibi bir akıştır. Bir döngüye gördüğünüz gibi benzemektedir. Eğer nesne onaylamazsa bu döngü kırılır. Önce tükenmişlik, depresif duygu durumu, öfkeye kapılma, sonra soğuk, mağrur ve geri çekilir bir olma durumu. Sonuçta da bu idealize nesneden olan beslenme odadan kalkacağı için yaratıcılığın ve iş kapasitesinin azalması gibi bir sonuç ortaya çıkabilir. Ödipal ve ödipal dönemin aktarımda canlanması. Danışanın anıları azami 4-5 yaşına kadar inebilir. Bunun da altında olan şeyler çok nadiren işte önemli travmalar, önemli sevinç anları gibi bir şeyler olabilir ama bütünlük arz etmez. Ancak temel yapılanmalar bir yaştan önce hani bizim yaklaşımımıza göre, nesne ilişkilerine göre bu 0-3'tür ve 6'ya kadar da işte pekişmesi tamamlanmış olacaktır. Danışanın patolojik yapılanma kaynağını kavrayabilmek için terapi sürecindeki tutumunu bilmek gerekir. Eğer terapi sürecindeki terapist danışanla eş duyum salınımını tam manasıyla gerçekleştiremezse danışanın yoğun değersizlik, yetersizlik duygularının aktifleştiğini görebiliriz terapi odasında.
Aşağıdaki durumlar oluştuğunda bireyde preödipal dönemin gerektirdiği tüm güçle eş duyum ve gücü yakalamak mümkün olmaz. Bunlar Donnie'nin duygusal sığlığı olabilir. Duygu ve davranışlarının kestirilemezliği olabilir. Zorlanma karşısında abartılı kaygısı olabilir. Zorlanma karşısında dağılmaya olan eğilimi ceza olabilir. Kendine yatırılmış olan narsistik libido zamanla idealize edilmiş ebeveyn imgesi konteynerına aktarılır ve böylece kendilik değer kaybı telafi edilir. Tüm güçlü bir ebeveyne sahip olmak realiteye dayanma imkanı verecektir. Tüm güçlü bir yapı olarak gören ebeveyn bu yapıyı yaşatırken optimal kırılmalarla gerçekliğe yaklaşır. Bu durum sağlıklı bir ebeveynin eş duyumsal becerisiyle orantılı olarak ortaya çıkacaktır. Narsistik psikopatoloji alanları. Büyüklenmeci kendiliğe aşırı yatırım yapmak, yaygın narsistik zedelenebilirlik, narsistik yatırım kümelerini cinselleştirme eğilimi bazı psikopatoloji alanlarıdır. Mutlak tüm güçlü narsistik duygular hayatın gerçekliğiyle bozulmaya başlar. Annenin gereksinimlerini karşılayabilme gücü narsistik dengeyi yeniden sağlamaya çalışır. Yani annenin eş duyumundaki her bir küçük eksiklik, gecikme, her yanlış anlama ile bebek narsistik libidosunu koşulsuz mükemmelliğin arkaik imgesinden geriye doğru çeker. Onun yerine kendi ruhsal yapısındaki narsistik dengeyi korumak için annenin işlevlerini üstlenen bir parçacık edinir. Burada bölmenin mekanizmasını görmüş oluyoruz. Ancak annenin tepkilerindeki eş duyum ve güvenilirlik belirgin olarak eksikse, yani güvensiz bir bağlanma varsa, o zaman arkaik koşulsuz mükemmellik imgesine yapılan yatırımın yavaş yavaş geri çekilmesi mümkün olmaz. Çünkü o bölmenin kapanmasına doğru giden evrim bozulur ve buna Kohut'un terim olarak tanımı dönüştürerek içselleştirmedir. Bu gerçekleşmez hale gelir. Böylece kendiliğin sınırları belirsiz bir mutlak mükemmellik imgesine bağlı devam etmek durumunda kalır. Böylece ileride narsistik dengeyi tekrar tekrar kurması gereken içsel işlevler, yani o anneden alınan ilk ve ikinci hafta konuştuğumuz işlevlerin içselleştirilmesi, alınması, yani kota göre dönüştürerek içselleştirme mümkün olmaz. Narsistik denge tekrar nasıl kurulur? Birincisi doğrudan kendini yatıştırma, yani elindeki narsistik yatırımların yer değiştirmesi yoluyla. İkinci olarak da dolaylı olarak idealleştirilmiş ebeveyni duyulan uygun bir beynin sağlayıcı güç ile olabilir. Bu savunmasızlığın davranışa yansıyan belirtileri vardır. Hem annenin hatalı tepkilerinin ne ağırlıkta olduğuna bağlıdır bu, hem de başka dış faktörlere bağlı olarak da bir spektrum ortaya koyabilir. Bu dengeyi bozan kişiye, nesneye karşı gösterilen tepki de kendini tamamen geri çekme ile başlamayan bir öfkenin karışımı olarak ifade edilebilir. Narsistik incinebilirlik ve saplanmanın sebeplerine bakalım. Kalıtımsal faktörler de oynayabilir. Ebeveynin kendisinin narsistik saplantıları süreci güçlendirebilir. Annenin dikkatinin kendine dönük oluşu, böylece gerilimleri çocuğa yansıtır ve empatisi uygunsuz bir durumdadır, yetersiz bir durumdadır. Anne çocuğun ruhsal gelgitlerine kendi hipokondriyaları nedeniyle aşırı hassasiyet gösterirse çocukta yine hipokondrik bir problem ortaya çıkabilir narsizm ile bağlantılı olarak. Anne ile çocuk arasında uygun olmayan bir empati yapısı gelişebilir. Bunlara maruz kalmanın sonucuysa kusurlu bir empati, aşırı bir empati ve empati yokluğuyla sonuçlanma ihtimali olur. Bu da narsistik yatırımların yavaş yavaş geri çekilmesini ve gerilimi ayarlayacak olan ruhsal yapıların oluşumunu engeller. Yani bölmeyi kapatacak mekanizma sarsıntıya,
akamete uğramış olur. Sonuç olarak annenin bu yapısı çocukta narsistik saplanmaya ve incinmeye sebep olur ve ileri yaşlarda erişkin durumunda da bu yapıların etkisinden kurtulamaz. Bu esnada Kohut'a göre babanın kişiliği patolojinin derecesini verirler. Baba normalse ve çocuğun kendisini idealleştirmesine sonra da gerçek sınırını saptamasına kendini geri çekmeden izin verirse o zaman çocuk babanın etkisinden olumlu olarak yararlanır. O narsizmde çok daha olgun bir şekilde ortaya çıkar. Terapide narsistik gelgit nasıl olur? İdeal ebeveyn imgesinin terapide etkileşmesiyle büyüklenmeci kendiliğe geçici olarak aşırı yatırım yapması arasındaki gelgitler bu analiz sürecinde, psikoterapi sürecinde ortaya çıkar ve en sık karşılaşılan durumlardır. Danışanın terapistten incinmesi durumunda ne olur? Tabii ki terapistin görevi de danışanın grandiyotesini, işte büyüklenmesini desteklemek değil. Narsistin tedavisi optimal kırılmaların uygun şekilde yapılması, yani optimal olarak yapılabilmesi ve bunun danışanın işte bütün o sürecine hükmeden bölmeyi kapatması için kullanılmasıdır. Ama tabii ki terapist de hiçbir zaman bunu mükemmel bir şekilde yapamaz. Çünkü optimal süreçler sadece terapistin tahminlerine bağlı değildir. Danışanın o gün hissettiği duygu durumuyla da ilişkilidir. Yani optimal kırmayı yapmaya çalışırken danışanı da kırmış olabiliriz. Narsistik danışanı kırmış olabiliriz. Bunun karşısında nasıl bir cevap verir? Terapiste soğuk davranabilir. Düşünmesi veya konuşması daha ilk yerleşebilir. Bunlar kendine özgü bir üsluba geçmeye, neolojizm böyle kelime üreterek konuşma gibi bir şey olabilir. Üstünlük taslamaya, grandiyoteyi bu idealize edilmiş imgeden agresyon hedefi yapabileceği imgeye göre doğru değiştirmesi manasıyla işte üstünlük taslayıp terapisti baskı altına almaya ya da işte kendi ihtiyacına uygun devreye etmeye çalışabilir. Kendinden tedirginlik hissedebilir. Utanma duygusunu görebiliriz. Ve hipokondrik bir takım belirtiler ortaya çıkabilir. Narsistik yapının 3 alanına bakalım. Bir tanesi narsistik incinme. İncinmeden sonra kendine aşırı yatırım yapma, hayali projeler, yani o grandiyoste ile bunu telafi etme çabası ya da hipokondriyak olarak vücuda yöneltme çabası veya kırımların telafisi için cinselleştirme olarak bunu görebiliriz. Anormal cinsel içeriği erkeklere hakim olma duygusu ortaya çıkabilir. Erkekler ilişkiye girip onların gücünü elde etme isteğiyle ortaya çıkabilir. Veya kuzursuz erkeklere sahip olma isteğiyle ortaya çıkabilir. Bu her iki cinste de görebilecek bir şey. Gerçek bir eşcinsel değildir ama bu ihtiyaç için eşcinsel gibi davranabilen insanlar, narsistler olabilir. Narsistik savunmalar olan insanlar olabilir. Narsistik yapı neden anormal cinselle yönelir? İhtiyaç duyduğu ideal baba imgesi sebebiyle olabilir bu. Büyüklenmeci kendini hissetmek için olabilir. İdeal değerlere ve sağlam kendiliğe ihtiyaç duyduğu zamanlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla narsistik patolojileri cinsellik diliyle ifade eder ve patolojik huzursuzluk geçici olarak da olsa yatışmış olur. Anormal cinsellik aşamasında içgörü zor bir durumdur. Çünkü cinsellik haz egosunun hizmetindeyken içgörü gerçeklik egosunun hizmetindedir. Bunun yapısal bir sebebini kuruyor Kohut. Ancak gerçeklik egosu yeteri kadar güçlendiği zaman içgörüye izin verecektir. Anormal cinselliğin içgörüsü ne zaman başlatılmalıdır terapist tarafından? Bu danışanlar anormal cinselliklerini ruhsal yapıda bir fonksiyon gördüğü ve geçici de olsa bir yarar sağladığı öncelikle anlatılabilir, açıklanabilir. Öncelikle cinselliğe dökülmemiş anladık içgörüyü geliştirmek iyi bir yöntem olabilir. Bu da egonun dayanma kapasitesini, gücünü artıracaktır. Terapist danışanın gerçeklik egosunun dayanma kapasitesini hesaplayarak anormal cinselliğin yorumlamalarına o zaman girebilir.
İdealleştirme aktarımı ile aktarım nevrozundaki idealleştirmenin farkları nelerdir? İdealleştirme aktarımı preödipaldir. İdealleştirme aktarımı ilkel ebeveyn imgesini canlandıracaktır. Aktarım nevrozundaki idealleştirme ise ödipal dönemin sonuna aittir. Yani ruhsal yapılar artık kurulmuştur, ayrışmıştır. Aktarım nevrozundaki idealleştirme aşıklarınkine benzer. Yani etkileşen bir sevgi nesnesi gibi çalışır. Aktarım nevrozundaki idealleştirmeye danışanlık ideal üst beynin terapiste yansıtılması şeklinde olur. İdealleştirme çeşitleri savunucu içerikli olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılabilir. İster geçici ister sürekli olsun savunucu içerikli olan idealleştirmelerde yapısı olarak daha derinde bulunan düşmanlığın bastırılması, inkar edilmesi, yok sayılması veya düşmanlığa karşı tepki oluşturması sağlanır. Burada bir tablo olarak bunu görüyoruz. Birinci şeye bakalım tabloya. Temel nastik aktarım dengede ise etkinleştirilmiş, idare ettirilmiş ebeveyn imgesi yani idealleştirme aktarımı korunur. Bir sonrakinde ise etkinleşmiş yüklemci kendilik aktifse bu aynı aktarımıyla ortaya çıkar. Aktarım dengesinde bozulma, gerileme varsa idealleştirmenin arkaik biçimleri, esrime, trans benzeri bir takım duygular, bir takım aşırı ya da tuhaf dini duygular, hipomanik bir takım duygular ortaya çıkabilir. Büyüklenmeci genin arkaik biçimleri ortaya çıkabilir. Bu gerileme soğuk, zorba davranışlar, abartılı konuşmalar, jestler, büyüklenmecilikle bağlantılı, gerçekçi olmayan bir takım şeyler, hayali başarılar olabilir. Bunların ikisinde narsizmin birleşmiş kendiliği söz konusu Kohut'a göre. Gerilemenin derinleşmesiyle de otoerotik beden-zihin kendiliği, gerginlik durumu, beden ve zihin sağlığına ilişkin hipokondriye, kendine uyarma, sapık fantaziler ve etkinlikler görülebilir. Buradaki durum artık kendiliğin parçalanması denen durumdur. Bu tabii Kohut'un bir ifadesi. Burada da yatay ve dikey bölmeyi görüyoruz. Dikey bölme daha önce konuştuğumuz bölmeden farksız. Yatay bölme ise bir gelişim aşaması olarak düşünülebilir. Birinci parçasında düşük kendilik saygısı, utanç duygusuna yatkınlık ve hipokondri olur. Diğer parçada ise bastırılmış, doyurulmamış arkagimnastik talepler olur. Annenin çocuğun bağımsız narsizmini reddetmesiyle bağlantılıdır. Evet, bu da onun taranmış hali. Evet, burada seviye aşamalarında görme imkanı var. Öncelikle kendilik çekirdekleri ortaya çıkıyor. Birincil narsizme ulaşıyor. Burada bütünleşmiş bir kendilik henüz var. Fakat tabii bu Kohut'a yaklaşımına göre. Sonra bu daha sağlıklı gelişirse bir nesne libidosu ortaya çıkabilir. Negatif gelişirse de olumsuz bir kendilik nesnesi, bağlanma nesnesi ortamındaysa büyüklenmiş kendilik ve idealize edilmiş ebeveyn imgesini yani görebiliriz. Kendilik psikolojisinin birçok alanla ilişkisi var. Bunlar özellikler arası alan, ilişkisel tedarikçel alan ve güdülenme sistemleri. Onlara bakalım. Kohut, danışanları incelemenin tek aracının beyanlı içe bakış olarak adlandırdığı empati olduğunu ileri sürmektedir. Klein'in klasik kuramındaki doyum varsa düşlem olmaz inancına Kohut karşı çıkmıştır ve yaşamın erken dönemlerinden itibaren doyum ve düşlemenin bir arada olabileceğini iddia etmiştir. Kohut'ta ya nesne aşkı vardır ya da nastik yatırım vardır denklemine karşı çıkar. Ona göre psikolojik gelişim yine iki boyutta da gerçekleşir. Kayıp ile beraber özne nesnenin daha önceden görmekte olduğu işlevi kendisi görmeye başlar. Bu en dolaysız tanımıyla bir özdeşleşmedir.
Yine ekoton bir kavram olan dönüştürmeli işselleştirme. Bunu bir 10 slide önce gibi görmüştük. Danışan psikanalistin kendisi için görmekte olduğu işlevlerinin kaybolduğu bu durumda kendi içinden yapılaşarak onun göremediği işlevi kendisi görecektir. Buna dönüştürmeli işselleştirme denir. Yani kendi kapasitenin artması, bölmenin kapanması, yatıştırma kapasitenin ortaya çıkması gibi yükselme belirtileri bunun sayesinde olur. Bunun bir başka adı da daha farklı bir şekilde yorumlanmakta bir şartıyla başka kural kavramlarla öden sonra göreceğimiz düzeltici duygusal deneyim olarak da yorumlanabilir. Ki o da 40'larda ilk defa sanıyorum Abraham ve French'in bulduğu bir kavram ama şu andaki tabii yorumu çok daha olgun bir duruma gelmiştir. Kendilik nesnesi çocuk tarafından kendinin parçası olarak algılanır. Kendilik nesnesi işlevini tam olarak yerine getirdiği zaman insanın herhangi bir vücut parçası ilişkisinde olduğu gibi onun farkına varmak söz konusu değildir. Passage through denen durum, içinden geçme durumu. Anne ve baba, yine bu bir code kavramı, bebeğin gelişim süreci boyunca bebeğin duygu, düşünce, arzu, istek ve gereksinimlerine yöneldiği yapılardır. Ebeveynler kendilerine yönlendirilen bu fizik oluşumları kabul eder, işler ve tekrar bebeğe yönlendirilir. Anne ve babasının başa çıkma, anlamlandırma, yeniden tanımlama özelliklerini çocuk kendi psikik bünyesine katacaktır. Ancak bunu bebeğin başarabilmesi için kendilik nesnelerinin dereceli olarak optimal kırılmalar yaratmaları gerekmektedir. Bunun için de tabii güvenli bir bağlanma oluşturmaları ve güvenli nesneler olmaları gerekmektedir. İşselleştirmenin başarılması ile çocuk bir zamanlar kendilik nesnelerinin kendisi için yaptıklarını kendi kendine de yapabilecek özelliğe kavuşur. Code bu işselleştirmenin sadece dışsal olanın özellikleriyle belirlenmeyeceğini, çocuğun işsel yapısını da bu süreci belirleyeceğini düşünmektedir. Yüklenmiş kendilik anneye ben mükemmelim ve sen de bana hayransın gibi bir takım duygular besler. İdealize edilmiş ebeveyn imgesi ise babaya sen mükemmelsin, ben senin parçanım gibi bir duygu besler. Kendilik içindeki büyüklemci kendilik vücutta bir kiste benzer. Temel özellikle her şey gücü yeterlik, büyüklenme ve teşhirciliktir. Gelişim hattının ikinci yolunda bebek kaybettiği mükemmeliyeti yüceleştirdiği bir kendilik nesnesi ile koda göre babadır, tekrar oluşturmaya başlar. Tabii bu az önce konuştuğumuz idealleştirilmiş ebeveyn imgesi terimiyle açıklanan nokta. Bebek babayı sen mükemmelsin, ben senin parçanın mesajını vermektedir. Optimal düzeyde kırılmaların olgunlaştırdığı yüceltici nesin içselleştirilir ve kişilikteki idealleri ve değerleri yaratabilir. Yüceltilmiş kendilik nesnesi sürecindeki işlevler olgunlaşmış bir şekilde içselleştirilmezse dış dünyadaki bir takım kuvvet, kudret ve büyüklük sembolü yapılara ilkel bir şekilde bağımlı kalabilir narsistik yapı. Bu da narsistik yapının zaten oluşumunu ortaya çıktığını gösterir. Bir sanatçıya, bir sporcuya fanatik hayranlıklar, politik grupların veya liderliğin aşırı yüceltilmesi veya dini fanatizm narsistik süreçteki bozukların bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Kohut'a göre yüceltilmiş ebeveyn imgesi geliştirmedeki travmanın mekanizması. 0-18 ay arasında olmuşsa kişilikte gerilimi düzenleyici yetkinlik gelişemez. Travma 18-36 aylar arasında yaşanmışsa seksüalizasyonlara yol açabilir. 3-7 yaşlar arasındaki travmalar ise üst bende yoğun bir tahribatlara neden olabilir. Kohut'a göre narsistik gelişimin bu iki yolu beraberce işlevseldir. Psikopatoloji her iki yolu hasar almış danışanlarda ortaya çıkar. Bir yoldaki kendilik nesnesi işlevlerinde herhangi bir tahribat oluşursa, çocuk diğer yoldaki optimal gelişimle bu tahribatı onarma yoluna gider. Böylece kendini ruhsal bir az gelişmişten koruyabilir. Burada yine bir kod kavramı var. Bipolar iki kutuplu kendilik. Koda göre kendiliğin narsistik gelişimi iki kutupludur. Bir kutupta yüceltilmiş ebeveyn imgesi,
ideal edilmiş ebeveyn imgesi, diğer kutupta ise büyüklenmeci kendilik vardır. Kohut'a göre birey ideallerinin peşinden gider ve hırsları tarafından da itilir. Bu iki kutup arasındaki gerilime Kohut gerilim kemeri demektedir. Yine bu bir Kohut kavramı bu. Nastik gelişimin elemanları yüceleştirici, idealleştirici kendilik nesne süreci, büyüklenmeci değişici kendilik ve yapısal yetenek ve beceriler bu gelişme katkıda bulunur. Kohut'a göre analitik terapide kendilik nesnesi aktarılmanın bütünü ile oluşur. Bu aktarımlardan başa çıkılabilecek olan, yani optimal olanlar kopma ve kırılmalar dışındır. Bu kopma ve kırılmaların sonucu olarak aktarım çökmeleri ortaya çıkar. Bu da hipokondriyası ve paranoya olarak görülebilir. Terapist danışanı ile kendisi arasındaki etkileşimde kopma ve kırılmanın ortaya çıkışından önce yaşananları dikkatli inceler ve kopma ve kırılma noktalarını bulabilir. Bu buluş anlama ve açıklama ekseninde danışanı kırılmayı yorumlayarak iletilir. Kendilik nesnesi aktarımı kırılmadan önceki noktasına geri döner. Bu 5 bölümlü sekans tekrarlanarak terapi süreci, kohutçuyan terapi süreci yürütülür. Antik süreç ilerledikçe terapist bu sekansı şimdi ve burada çerçevesinin dışına taşıyıp güncel olanın geçmiş ile bağlarını kurmaya çalışacaktır. Son olarak analizde yaşanan kırılmalar ile kendilik nesnelerinin geçmişte yol açtığı kırılmalar arasındaki ilişki danışana gösterilmeli, yorumlanmalıdır. Bu da o ilişkiyi anlamasını, içselleştirmesini yardım edecektir. Soru var mı arkadaşlar? Burada bir ara verelim.